Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de şu şekilde. Çok hoş bir model, çok zarif bir model. Yapılışı da, görünüşü de bir o kadar arkadaşlar. Kolay olan bir model. İğne yasını tığa çevirme hali. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Bu açık renkten yaptık. Şimdi ikinci modelimizi de bu renklerden yapacağız arkadaşlar. Yani koyu mordan yapacağım. Bir tane de şöyle süt pipeti, kalem de olur. Eğer büyük demiyorsanız arkadaşlar dondurma çubuğu da olur. Tığımız da 21 numara tığ kullanıyorum. Evet, şimdi geçelim. İkişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz bu şekilde. Üçüncü tığ battıdan modelimizi başlıyoruz. Üç de oradan yapacağımız ikinciden başlayacağımız için arasına da bu şekilde 5 tane tığ battı bırakıyoruz. Ara mesafesi olarak birbirine fazla yakın olmasın. Toplam 3 burada, 3 de karşıda 6, 5 tane de 11 tane arkadaşlar. 10 veya 11 tane bu şekilde tığ battı ara mesafesi olarak yapıyoruz. 3 tane zincir çekerek tığ battılarımızı yapıyoruz. 2 çiçeğimizin arasında 10 veya 11 tane tığ battı bırakabiliriz arkadaşlar. 3 zincir bu şekilde sıradaki tığ battımın içine girerek sık iğne ile kapatarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Bu da 10. Şimdi bir tane de arkadaşlar 11 tane yapmamızın sebebi de bu çiçeğimiz için yuva. Bu da 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 tane zinciri çektim. Eli gevşek olan 5 de çekebilir arkadaşlar. 6'da bir tane tığ battıyı ortada bırakıp bu şekilde hemen ikinci tığ battımı sık iğne ile kapattım yuvamı. Bu atladığımız tığ battı, bu yapacağımız sarı kirpiklerimiz için yuva olacak. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Düz yüzüne döndüm. Yuvamın içine sık iğne ile girdim. Şimdi buraya ilk başlarda bir zincir. İpimi uzattım. Bu göstermiş olduğum süt pipetimin içine geçirdim ilmeğimi. Bu şekilde yine aynı yuvanın içine girip 1, 2 zincir uzattım, taktım. Bu ikinci ilmeğim. Buraya toplam böyle 6 tane ilmek alacağız. 1, 2 zincir taktım pipetimi. Bu süt pipetinin boyutu bu ilmek büyüklüğünde oluyor arkadaşlar. Daha büyük ilmek yapayım derseniz kalem veya dondurma çubuğu kullanabilirsiniz. Tekrar 1, 2 zincir taktım pipetime, 4 oldu. Yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. 1, 2 takıyorum pipetime, 5 oldu. Aynı şekilde 1, 2 zincir uzatıp takıyorum. Şimdi buraya 6 tane ilmeği topladık. Yine aynı yuvadan şöyle 2 zincir alacağım yine arkadaşlar. Girdim yuvamın içinden ilmeğimi çıkarıp 1, 2 zincirimi çektim. Hemen bu dönüş yaptığım 6 zincir çektiğim tığ battımın dibine kapatıyorum. Bunu her zaman da söylüyorum arkadaşlar. Bu dibine batması destek için. Buradaki aşağı doğru fazla yaklaşmaması için, dik durması için yapıyoruz. Şimdi bu kadar arkadaşlar yuvamızın yapılışı. Dediğim gibi 3 zincir çekip buraya 11 tane yuva yapıyorum. 11. bir tane yuvada bu çiçeğimiz için kirpikler yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir.
Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir yaparak bu şekilde tığ battılar hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 7, 8, 9, 1, 2, 3 zincir, 10, 1, 2, 3 zincir, bu da 11'incimiz. 11 tane ara mesafesi olarak bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, buradaki çiçeğin yapım kısmına geçelim. Şimdi pipetimizden ilmeğimizi şu şekilde kaydırarak rahat bir şekilde şöyle elimizi de sola doğru arkadaşlar, baş parmağımızı şöyle sola doğru yatırınca çiçek gibi açılıyor ilmeklerimiz rahat bir şekilde. Modelimi ters tarafına çeviriyorum. Buradan 3. tığ battımın içine sık iğne ile ipimi tutturdum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. İlmeğimden tutuyorum. Zaten muntazam çıktığı için dönme işlemi de yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. İlmeğimi sık iğne ile kapattım yuvayı. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğimden tutup sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğimi tutup kapattım. Tekrar 4 zincir. İlmeğimi tutup sık iğne ile buraya kapattım. 4'er zincirli her ilmeğin arasına yuvalar yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki ilmeğimi sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine ilmeğimden tutup kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi 1, 2. tığ battıya giriyorum. Başlarken 3. arkadaşlar. Bakın deneyin. Burası fazla açılıyor 3.ye battığı zaman. 2. de daha muntazam duruyor. Siz de denediğiniz zaman göreceksiniz. Bu şekilde 4'er zincirli yuvalar hazırladık. 2 zincir çekiyorum. Hemen yuvama kapatıyorum. 1, 2 zincir. Kapattım. 1, 2 zincir. Sık iğne ile 2 zincirlerimi yuvalara kapatıyorum. 2 zincir bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar, bu koyu mor ipim bu açık lilaya göre, eflatun rengine göre daha ince çıktığı için biraz bunun şeyi, o 4 taneydi, bu 5 tane kirpik oluşturdu. Sıradaki hemen yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir, 3, 4. Bakın arkadaşlar, ipin inceliği, kalınlığı da sayıyı belirliyor. Buraya 5 tane kirpik oluştu. Oraya 4 tane oluşmuştu. Buraya 5 tane. Sık iğne ile diğer yuvaya geçtim. 1, 2 zincir kapattım. 2 zincir, 3, 4. Çok da hoş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örnek kendini göstermeye başladı. 2 zincir kapatıyorum. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2 zincir. Aslında arkadaşlar, burayı 4'er tane kirpik diyecektim. Baktım ki ipim ince, bayağı da fazla alıyor. O yüzden, yani siz de 4 veya 5 olmasını ipinizin inceliğine, kalınlığına göre belirleyebilirsiniz. 2 tane oldu kirpiğimiz. 3.
Dördüncü ve beşinci. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçtim. Bir, iki zincir. Bir, iki zincir. Üçüncü kirpiğim. Dördüncü, iki zincir ve beşinci. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Bir, iki zincir. İkinci kirpiğim. Üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bu şekilde sonuncu yuvaya kadar geldik arkadaşlar. Sonuncu yuvamızı da aynı şekilde iki zincir, iki zincir, evet. Şimdi arkadaşlar buraya da aynı şekilde 5 taneyi doldurduktan sonra şuradaki yuvanın, yeşil yuvanın içine bir tane batıyoruz ki şu şekilde güzel bir yuvarlak görüntü elde edelim arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar, ortadaki bir tane olan bu tığ battığımızın içine şu şekilde giriyorum. Sık iğne ile sarı ipimi buraya tohum atacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 5 zincir. Kapatıyorum. Buraya 5 zincirimi aynı yuvanın içine kirpik olarak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Girdim. Buraya sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3, 1, tam 4 tane kirpik olacak, 3 oldu, 5 zincir, yine aynı bu yeşil yuvaya kapattım, bir tane de zincir çektim, ipimi kopardım, 5 zincirli buraya 4 tane tohum attık, şu şekilde ipleri de arkaya arkadaşlar çekip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu. Aynı tıpkı iğne yosu gibi. Muhakkak arkadaşlar çeyizlerinizde bu modelden yapın bulunsun. Veyahut da kızlarınızın, oğullarınızın, gelinlerinizin çeyizine. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.